Evet, Eyüp maçı aslında birçok noktada bizim istediklerimizi aldığımız bir karşılaşma oldu. Öncelikle taraftarımızın tabii özellikle geçtiğimiz hafta yani Eyüp maçından önceki hafta Manisa'da uğradığımız o haksızlıktan sonra takımına sahip çıkması ve sezon başından beri en kalabalık şekilde bizi desteklediği karşılaşma olması hasebiyle bizi mutlu eden bir görüntü ortaya koydu. Ben tekrar maçtan sonra da özellikle belirtmiştim ama tekrar taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu ilgilerinin ve desteklerinin bundan sonraki haftalarda tabii takımın performansıyla beraber ben artarak devam etmesini istiyorum. Maça geldiğimiz zaman da özellikle maça baskılı başlamayı çok istedik oyuncularımızdan. Çünkü rakip defansın baskıda hataya müsait olduğu durumları biz daha evvel tespit etmiştik. Ki nitekim öyle de oldu. Maçın başında ne çok net bir pozisyon oldu. Daha sonraki gol pozisyonu işte attığımız golde yine bir doğru baskı vardı. Bunun yanında ikinci yarıda yine bu baskılarla pozisyonlar ürettik. Tabii çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Karşımızda tabii kadro kalitesi itibariyle bence ligin en iyi takımı var. Dolayısıyla tabii böyle bir takıma karşı kazanmak zorunda olduğunuz bir karşılaşmayı oynamak çok kolay bir iş değil. Biz maçın genelini değerlendirdiğimizde aslında ofansif anlamda net pozisyon bulduğumuz, önde üretken olduğumuz iyi maçlardan bir tanesini oynadık. Attıklarımızın yanında net kaçırdıklarımız da var. Final pasını değerlendiremediğimiz birçok pozisyon var. Tabii defansif anlamda net birkaç tane hatamız oldu. Onlar da bize pahalıya mal oldu zaten. Sonuç itibariyle tabii kazanmak zorundaydık. Tabii kazanırken tabii üretip pozisyon bulup kazanmak yine önemliydi. Maçın son bölümünde tabii yediğimiz baskı aslında o baskıda bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilseydik skoru daha böyle erken net hale getirebilirdik. Son bölümü tabii istemeyerek de olsa baskıda geçirdik. Bunu tabii kendi içimizde çözmeye çalışacağız. Fakat çok özür diliyorum. Genel anlamda hani bu alınan galibiyete 5 puan vermediler. Ama alınan 3 puanın yanında tekrar takımın ayağa kalkması, içerideki özgüvenin artması, camiamızın, taraftarımızın, moralinin, motivasyonunun yeniden yerine gelmesi, geleceğe daha umutla bakabilmemiz açısından çok değerli bir karşılaşma oldu. İlk devrede iki maç mağlubiyetle başlayıp sonra bir galibiyet serisi oluşturmuştuk. İnşallah Altay maçını kazanarak bu galibiyet serisini bir hafta daha yani bir maç daha erkene çekmek istiyoruz biz. Oyuncularımıza da onu paylaştık. Karşımızda lige tutunmaya çalışan, belki de böyle hani son dönemlerinde böyle hani insan böyle bir şeyi kaybederken ekstra böyle bir enerji ortaya çıkarır ya. Yani Altay'ın durumu da ona benziyor. Karşımızda çok dirençli, tekrar lige tutunmaya çalışan ve onlar da bizim maçta alacağı iyi bir neticeyle yeniden böyle ligin içerisine girmek isteyeceklerdir. O yüzden zor bir karşılaşma oynayacağız. Bu gibi maçlar tabii eğer ciddiye alınmazsa, iyi değerlendirilmiş, iyi motive olunmazsa şöyle geçmiş yıllara baktığımızda hep birçok takımın başına böyle sıkıntı oluşturmuş maçlar olmuştur. O yüzden biz aynı ciddiyette, aynı motivasyonla bu maça hazırlanıp Eyüp maçında aldığımız bu 3 puanı hem daha anlamlı hale getirmek hem de alınan o galibiyetin bir seri haline gelebilmesi için de işte bu galibiyetlerin devam etmesi açısından Altay maçını bizim geleceğimizle alakalı önemli bir maç olarak görüyoruz. Ve inşallah o şekilde oynayıp çok iyi değerlendirip alacağımız 3 puanla yolumuza eksiksiz bir şekilde, firesiz bir şekilde devam etmek isteyeceğiz. Duhan'ın ve Ramil'in tabii fiziksel olarak ufak tefek Duhan biraz daha tabii geride ama bu eksiklikler de yavaş yavaş gideriliyor.
izinde de çalıştılar ve inşallah onlar da en kısa zamanda takımın içerisine girip bizim bu yolculuğumuzda bize destek olacaklar. Hocam VAR bu sefer uyumadı ve ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük maçın başında. Penaltı geri döndü. Bir de maçtan sonraki açıklamanız bize çok normal geldi ama disiplin kuruluna sevk ettiniz. Evet. Ya tabii değerlendirenlerin herhalde belli hassasiyetleri var. Dolayısıyla yani biz tabii orada hissiyatımızı dile getirdik. Çok fazla da bu konu üzerinde bence durmamak lazım. Çünkü yanlış anlaşılıyor. Sonrasında başka sıkıntılarla karşılaşmayalım. Biz başkanımızla, Selçuk Bey'le yaptığımız en son toplantıda yani buraya çok iyi bir oyuncu alalım noktasında birleştik. Yani o konuda da işte yerli piyasaya baktığımız zaman açıkçası çok fazla alternatif görünmüyor. Hani bu kalitede bir oyuncuyu da herhangi bir takımdan almanın bize ciddi ekonomik yansımaları olacak. Bedeli olacak yani. O da karşılanacak bir durum değil. O yüzden işte bir son değerlendirmelerimizi yaptık. Çalışıyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde o transferi de yapacağız. Dediğiniz gibi taraftarımız bekliyor. Toplum artık bekliyor. Evlerde anneler, teyzeler bile 8 numara konuşur hale geldi. Yani bir önce bir şey bir gelsin, arkadaşımız bir gelsin. Tabii gerekli değerlendirmeler oldu. Biz de bir daha değerlendireceğiz. Kadromuzun içerisine girmeye müsaitse o zaman girecek. Ona göre de değerlendirmemizi yapacağız. Ben defalarca şunu söyledim. Hani bana desen ki şu anda bizim hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. İşte tabii bu istediğimiz bir durum değil ama. İşte sezon sonu işte playoff finali oynayacaksın ve Süper Lig'e çıkacaksın. Ben bunu da kabul ederim. Yani şöyle tabii yanlış anlaşılmalara da meal vermeyeyim. Sonuçta bir hedef var burada. Süper Lig'e çıkmak. Birinci olur olarak çıkarsın, ikinci olarak çıkarsın, üçüncü olarak çıkarsın. Ha, tabii ki biz taraftarımıza bu stresi daha az yaşatarak Süper Lig'e çıkmayı istiyoruz. Biz de istiyoruz. Yani 4 hafta önce Süper Lig'i garantilemek ben de çok istiyorum. Ama burada tek bir hedef var şu anda. O da önümüzdeki sezon 2024-25 sezonunda Kocaeli Spor'u yaklaşık 14 yıllık hasretine dindirerek layık olduğu Süper Lig'e taşımak ve önümüzdeki sene burada işte Süper Lig takımlarını ağırlamak yani amacımız bu. Yani sonuç itibariyle hani kimse yanlış anlamasın. Ben seneye Süper Lig'de olacaksam o nasıl olursa olsun yani. Hani böyle illa birinci olacağım, işte şey ikinci olacağım diye bir şeyimiz yok. Biz Süper Lig'e bir şekilde çıkacağız Allah'ın izniyle. Hani nasıl olursa olsun çıkalım. Ama tabii dileğimiz erkenden böyle daha az stres yaşayarak çıkmak. O yüzden hani oralara çok fazla takılmamak lazım. Birincilik bizim şu anda sizin de söylediğiniz gibi tek değerlendirmemiz, düşünmemiz gereken şey Altay maçını nasıl kazanırız?